Arkadaşlar herkese merhaba. Scooter of Life YouTube kanalına hoş geldiniz. Bakın şu anda saat 9.30, dükkandayız. Özellikle ben size bu çekimi yapmak istedim. Çünkü farklı konularla alakalı kulağımıza gelen bazı bilgiler var. Bunlardan bir tanesi sadece Omvo'mu tamir ediyorsunuz. Hayır arkadaşlar, özellikle ben bu videoyu sizlere çekiyorum. Birden fazla markanın teknik servis desteğini veriyoruz. Bunların içinde farklı modeller de var. Omvo'su da var, Hi-Fi'si de var, Xiaomi'si de var, Dualtron'u da var. Özellikle ben bu videoyu Dualtron alakalı sizlere çekiyorum. Bir diğer konu da CyberSoul. Arkadaşlar CyberSoul'ların yazılımını güncelliyoruz. Bununla alakalı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Onunla alakalı farklı kulağıma gelen bilgiler arasında işte bataryasını yükseltiyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Arkadaşlar kesinlikle hiçbir şeye müdahale etmiyoruz. Yazılımla alakalı güncellemesini yapıyoruz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz ve esas konumuza gelelim. Bakın arkadaşlar burada bir sürü scooter görüyorsunuz. Bunların tamirlerini, bakımlarını, teknik servis desteklerini veriyoruz. Bunların arasında elektrikli bisikletler de var, Scooby'ler de var, Xiaomi'ler de var, Hi-Fi'ler de var, Omvo'lar da var. Ve birazdan teknik servise geçeceğim ve sürpriz scooter'ı sizlere göstereceğim. Bütün detaylarını özellikle çekip sizlerle paylaşacağım. Şimdi teknik servise geçelim. Vallahi dükkan ağzına kadar dolmuş taşmış. Tamirlerle alakalı sizlere destek vermeye çalışıyoruz ve gördüğünüz gibi önümde Dualtron Thunder 2 var. Müşterimiz bu scooter'la alakalı bir kaza geçirmiş. Kaza geçirdikten sonra ön motor kilitliyor. Kimi servis İşte diyor ki motor değişmesi lazım. Kimisi diyor ki işte kontrolcünün değişmesi lazım. Ama ben durur muyum abi? Tabii ki durmam. Biraz araştırdım. Eğer düşündüğüm olay varsa bu iki parçayı da değiştirmeden bu scooter'ın tamirini yapacağız. Ben bunu size özellikle göstermek istiyorum. Bak kuzen gel. Bakın ön motorda bir tırtır var ve kesinlikle bakın dönmüyor. Tamamen bir temassızlık var. Bunun sebebini ilerleyen dakikalarda size söyleyeceğim. Onun öncesinde sökmeye başlayacağız. Şu cihazı bir parçalayalım. Birazcık üst kapağını söktüm. Arka korumasını söktüm. Hemen şu kartı gözümün önünden alayım. Korumasını söktüm. Cihazın içini açtım. Scooter'ın içini açtım. Batarya bağlantılarını, motor bağlantılarını ayırdım. Şimdi ön lastiği sökeceğim. Bakalım gerçek motoru ve kontrolcüyü değiştirmeden bu işin içerisinden çıkacak mıyız? Özellikle ben size bunları göstermek için bu videoyu çekiyorum. Hadi gelin tamire başlayalım. Arkadaşlar üst kapağı açmıştım. Şimdi diğer parçaları sökeceğim ve ondan sonra motoru çıkaracağım. Bunun için birazcık uğraşacağız. Şimdi tornavidamızı aldık. Sonra da şarjı tornavidamızı aldık. Hemen buradan vidalardan sökmeye başlıyorum. Kapağı özellikle çıkaracağım. Tabii ki bunun öncesinde batarya kablolarını çıkardım. Burada bir tane kapağımız var. Bakın hemen şöyle çıktı. Tabii ki sökerken dikkat ediyoruz. Burada tırnaklarımız var. Aynı zamanda bunun altında bir tane gördüğünüz gibi RGB ledimiz var. Onu söktükten sonra RGB ledimizin kartlarını çekiyoruz. Serkan. Her zaman diyorsunuz ya Omvo, Omvo, Omvo diye, hep Omvo bozuluyor diye. Alın bakın Dualtron. Dualtron da bozuluyor. Şimdi tercih meselesi arkadaşlar. Yani bu scooter'ı kullanan insan sadece zevk için kullanıyor. Hafta sonları çıkıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Çok müşterim var, çok konuştuğum kişi var. Yani günlük hafta içi rutin kullanımlarında Omvo veya X markaları tercih ediyor. Hafta sonu kullanırken de abi diyor en azından diyor hafta sonu çıkıyorum diyor. İki gazlıyorum diyor. En azından diyor. Dualtron kullanıyorum diyor. İndirip kaldırması diyor daha zor olduğu için diyor. Hani hafta sonları özellikle diyor Dualtron kullanmayı tercih ediyorum diyor. Bakın bunu böyle söktük. Bu kablo buradan geliyor. Hemen şunları ayıracağım. Serkan bir yan keskin mavilerden bir tane verir misin bana icazsın? Evet, teşekkür ederim. Bantlarımız var. Şurada aynı zamanda şu makaronları da sökmem lazım ki şu motor kablosunu komple buradan çıkartabileyim. Dön babam dön, dön babam dön, dön babam dön, dön babam dön.
Arkadaşlar bunları böyle sökerken ufaktan da muhabbet edelim. Kanalda araçlarla alakalı, yani daha doğrusu elektrikli araçlarla alakalı videolar da gelecek. Geçen hafta bir incelemesini yaptım, fuara gittim. Orada elektrikli araçların testlerini yaptık. Serkan onu alttan, bir dakika üstten gelmiş, şunu sökeceğiz. Testlerini yaptım. Onunla alakalı detaylı videolarda gelecek. Sonuçta tamam elektrikli scooter bir kanalıyız ama tabii ki elektrikli araçlar da hayatımıza girmeye başladı. Ve onlarla alakalı güzel videolarda gelecek. Özellikle gerçekten elektrikli araçlarda tork beni çok mutlu ediyor. Çok güzel kalkış hissi, kullanım hissi muhteşem. Neyse scooterımıza dönelim abi. Hala dönmeye devam ediyoruz. Şu motor kablosunu özellikle buradan kurtarmam lazım. Bu işlemleri yaparken özellikle yani video çekin veya kayda girin. Çünkü aynı şekilde toplayabilmeniz için mutlaka elinize bir kayıt olması gerekiyor. Bakın buradan bunu söktüm. Hemen şu motor kablosuna ulaştım. Şunları çıkartıyorum. Evet motor kablosu geldi. Şafak gel istersen bu tarafa. Buradan şu korumayı sökelim. Ondan sonra o motoru yerinden çıkaracağız. Nerede şarj tornavidamız Serkan? Teşekkür ederim. Burada vidamız yok. Alt tarafa geçecek olursak da şurada. Evet. Fren kaliper demirini söktüm. Şimdi bu tarafta bakın özellikle kazayla alakalı burada izleri görebiliyorsunuz. Last iniş mekanizması dönmüş. Öbür tarafta bir tane vidamız var. Hemen onun sökümünü gerçekleştireceğim. Evet burayı da söktük. Şimdi lastiği aşağı indirmem lazım ama maalesef lastik sıkıştığı için onu indirmekte biraz zorluk çekiyorum. Hemen şuradan. Şimdi çamurluğu sökmem lazım. Hemen çamurluğu sökeceğim. Bakın parçanın kazanın etkisiyle gördüğünüz parça bile kırılmış. Çamurluğun vidalarını gördüğünüz gibi söktüm. Çıkıyor ve çıktı. Burada sensörlerimiz, sensör kablolarımız hepsi mevcut. Şu anda motor kablosunu buradan söküyorum. Evet. Motorumuzun söküm işlemini gerçekleştirdik ve bakın arızanın sebebini burada sizlere gösteriyorum. Buradaki kısa devreden dolayı, motor kablosundaki kısa devreden dolayı motorumuz şase yapıyor ve o yüzden maalesef kısa devreye düşüyor ve motorumuz çalışmıyor. Şimdi bu kısa devreyi ortadan kaldıracağız. Kabloyu yenileyeceğiz. Sonra bakalım ön motoru çalıştırabilecek miyiz? Hadi masaya geçiyoruz. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.
make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. Şimdi ön motorun sökümünü gerçekleştirdik ama ön motordaki mil döndüğü için ve kabloları kestiği için ön motora kısa devre vermiş. Bu da maalesef kontrolcüye zarar vermiş. Ve biz kontrolcünün içini açacağız. Onun tamir yoluna gideceğiz. Şimdi kontrolcümüzün söküm işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle alttan vidalarını boşalttım. Ve kontrolcümüz geliyor. Motor bağlantı kablolarına kadar burada. Şimdi bunları ben özellikle fotoğraflayacağım. Serkan Bey gel. Evet arkadaşlar, kontrolcümüzün söküm işlemini gerçekleştirdim. Karım da yanımda. Montajlardan kendisi sorumlu. Saygılar, sevgiler. Saygılar, sevgiler. Kontrolcünün söküm işlemini gerçekleştirdim. Şimdi bu kontrolcüyü tezgaha alacağız. Motoru da tezgaha alacağız. Motorun kablosunun yalıtımını yapacağız. Yani oradan keseceğiz. Değişimini yapacağız. Kontrolcüde kısa devre var. Onu bir kontrol edelim. Bakalım doğal turnumuz yollara uygun fiyata geri dönecek mi? Tamire devam. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Arkadaşlar MOSFET'lerimizin değişimini yaptık. Herhangi bir beyin değişimi yapmadık. Tamamen MOSFET'lerde yanık vardı. Onların tamirini yaptık. Çünkü motor kablosu birbirine şase yaptığı zaman anakart üzerinde de hasara yol açmış. Şimdi testini yapacağım. İsterseniz hemen şöyle scooter'ın başına geçeyim. Kontrol soketimizi taktım. Bakalım kontrolcüyü gerçekten kurtarabilmiş miyiz? Diğer kablolara geçiyorum. Yandan şarterimizi açtık ve ekran geldi. Durmuyor, durmuyor, durmuyor. Arkadaşlar kontrolcümüz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Değişimini yapmadan tamirini yaptık ve başarılı bir sonuç aldık. Dualtron gibi bir skuterı teknik servisimizde toparlıyoruz ve birleştirmeye devam ediyoruz. Birazdan tezgahtan indirip Allah nasip ederse kontrollerini yapacağız. She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close, hold me tight, don't let me go. So I'ma let you keep me up another time. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. I know I must do what's right. Don't make me ask you twice. Ooh, don't stay the night.
Dualtron Thunder 2'nin de tamirini bitirdik. Müşterimize teslim edeceğiz. Bu skuter ilk geldiğinde esas problemi beyin ve motor denmişti. Gerçekten motorla beyinde problem vardı ama biz bunu, yani motoru değiştirmeden beyni de tamir ederek biz bu işlemi bitirdik. Aslına baktığınız zaman ben dedim ki hani motor kablosundaki kısa devreyi hallederiz. Bu işin içinden, bu işin altından güzel bir şekilde kalkarız. Ama maalesef motordaki kısa devre kontrolcüye, yani cihazın ön beynine de zarar verdiği için ön beynin de tamirini yapmak zorunda kaldık. Ön beynin de tamirini yaptık ve gerçekten çok güzel oldu. Herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir problem yok. Motorumuzu yerine taktık, kablosunu değiştirdik, kontrolcüyü bitirdik. Ve ben özellikle şunu da söylemek istiyorum size arkadaşlar. Tüm marka, tüm modellerin servis desteğini veriyoruz. Bize ulaşmanız gerçekten yeterli. Ve bir ufak daha bir şey söylemek istiyorum size. Fazla şatafatı seven bir insanlar değiliz. Herkes zaten bunu gelenler de görüyorlar. Dükkanımız Beşiktaş Çarşı içinde. O kadar gösterişli bir dükkanımız yok ama en azından salaş bir dükkanımız var ve biz dükkanımızda gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Sizleri de buraya Beşiktaş'a bekliyoruz. Sorularınız için bizlere iletişim numaralarından arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.